1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. IŞİN tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda bu haftada yine sizlerle birlikteyiz. Kanal 58 ekranlarında Şifa Kapısı programımızda bu hafta önemli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Uroloji uzmanımız Operatör Doktor Arman ve Çiftçi bizlerle birlikteler. Arman hocamla böbrek hastalıklarını konuşacağız. Bununla birlikte korona günlerindeyiz tabii ki. Korona günlerinde uroloji hastaları nelere dikkat ettiler ve nelere dikkat etmeliler bundan sonraki süreçte? Çünkü artık eski bir, geçmişteki gibi bir hayatımız olmayacak. Daha dikkatli, daha hijyene önem göstererek ve sağlığımızı daha çok önemseyerek
İlerleyen günler bizi bekliyor. Peki, korona günlerinde nelere dikkat ettik, nelere dikkat etmeliyiz? Evet Erman Hocam. Efendim, tabii bütün toplum olarak, bütün dünya olarak tedbirli olmamız gereken, kendimizi eski yaşantımıza göre daha dikkatli, daha mesafeli, daha sağlık ve hijyen kurallarına uyarak yaşamamızı gerektiren bir sürece girdik. Bu tabii hepimizin iyiliği için. Gerçekten bir kişinin, iki kişinin hasta olması bir anlamda bütün toplumu ilgilendiriyor. Ben bütün bireylerimizin sağlık kurallarına, özellikle bakanlığımızın tavsiye ettiği ve kamu spotu olarak da dönen bütün sağlık kurallarına harfiyen uymalarını öneriyorum. Sadece kendi şahsıma örnek vermek istiyorum. Mesleki olarak geliş gidişlerim ve temel ihtiyaçlarım dışında gerçekten ev dışında vakit geçirmiyorum. Geçirmemeye çok özen gösteriyorum. Tabii biz hastane ortamında çalışıyoruz. Covid hastalarımız var, taşıyıcılarımız var. Fakat bunlar tedavi oluyor ve büyük bir oranda yüz güldürücü bir sonuçlar çıkıyorlar, taburcu oluyorlar. Bu da bizim için önemli. Ama en önemli olan sağlık sisteminin çalışabilirliği açısından, yük aşımına uğramaması açısından, açıkçası bu salgının altından kalkabilmesi açısından da mevcut limitler içinde hasta ortaya çıkması çok önemli. Eğer olağanüstü yüksek düzeyde bir salgın tutulumu olur ve bunlar hastanelere başvurursa hiçbir ülkenin, dünyada hiçbir sağlık sisteminin altından kalkması mümkün olmayacaktır. Bu bağlamda ben toplumumuzun kamuda anlatılan, bakanlığımızın aydınlattığı bütün noktalara harfiyen dikkat etmesini rica edeceğim. Tabii bu konuda en büyük yük dahiliyeci, yoğun bakımcı, enfeksiyon hastalıkları uzmanlarımız ve tabii ki sağlık çalışanlarına, hemşirelerimiz, erkek hemşirelerimiz, sağlık teknisyenlerimiz, radyolog teknisyenlerimiz, laborantlarımız olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza kuvvet temenni ediyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin gerçekten. Çünkü esas mutfakta onlar var. Biz gerçekten sadece kameraların karşısında, belki yazılı basında, internette gözüküyoruz. Şuna dikkat ettim, bazı medya kuruluşları gerçekten hemşire hanımlar ve sağlık memurlarıyla da çok görüşerek onların da durumu hakkında programlar yaptılar. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü mutfakta çalışan aşçılar onlar. Bu işin arka planında olan kahramanlar onlar. Onları gerçekten elleri epülesi emektarlar olarak görüyoruz. Ve bu zor süreçte sizler de, siz sağlık çalışanlarımızı taşıdınız. Yani dünyanın yükünü sizler gösterdiniz hocam. İşin gereği bu. Mesleğimizin koşulu bu. Biz de üroloji olarak bu işten kendi payımıza düşen bölümle karşılaştık. Ve elimizden geldiğince yardımcı olduk. Ama Sağlık Bakanlığımızın da tavsiye kararıyla mesela aciliyet arz etmeyen hiçbir ameliyatı, hayati risk teşkil etmeyen hiçbir tedaviyi yapmadık, beklettik. Mesela 3 ay sonra veya 2 ay sonra bir prostat ameliyatı olabiliyor bir insan. Bu sıkıntılı süreci sondayla yaşayarak atlatabiliyor. Veya böbreğinde taş olan hasta eğer ateşlenmiyorsa, septisemi geçirmiyorsa veya böbrek fonksiyonları hızla bozulmuyorsa onu da bekletebildik. Ama bunların dışında ürolojiye ait alanlarda gerçekten aciliyet arz eden, eğer beklenirse kalıcı hasarlar ve hayati tehlikeler oluşturabilecek olan hastalarda, hastalıklarda müdahalelerimizi yaptık. Bütün bunlar tabii ki kişinin kalıcı zarar görmemesi için. Umarım bu süreci bütün toplum olarak bilinçli bir şekilde ve biraz da hızlı bir şekilde atlatıp yeni kurallara uyar tarzda normal günlük yaşantımıza döneriz. En büyük temennimiz bu. Yani hayatımıza bir yenilenme şart da hocam. Evet belki elimizi yıkıyorduk ama bilinçli yıkamıyorduk.
Evet, belki seyrek yıkıyorduk, evet. Belki sadece eve gittiğimizde yiyorduk. Halbuki biz burada öğlen yemek yiyoruz. Birçok çalışanımız dışarıda yemek yiyordu öğlen saatleri. Mutlaka her öğünden önce veya belli bir sıklıkta el yıkama, odanın havalandırılması... temasın önemli olduğunu, onu mümkün mertebe azaltma gibi noktalarda dikkat etmemiz gerekecek. Yani bu sadece hekimler için değil, bir öğretmen hanım için de, bir inşaat işçisi kalfası için de, bir otobüs şoförü için de geçerli. Düşünün ki onlar gün boyu kaç kişiyle karşılaşıyorlar. Kendilerini korumak zorundalar. Aslında mantık basit işliyor. Ben kendimi koruduğum nispetle sizi de korumuş oluyorum. Bunu böyle görmek lazım. Bu bakış açısı hepimizin hayrına olacaktır. Yani tabii hepimiz kendimizi koruyacak. Kesinlikle ve bu işin uzmanları, enfeksiyon hastalıklar uzmanları ve bu konuda söz sahibi olan uzman hekimler, çalışanlar tabii ki bu işte bizim için en doğrusunu görüyorlardır ve öneriyorlardır, uyguluyorlardır. Bu konuda ben kendimi güvende hissediyorum. Evet Arman Hocam, peki böbrek sağlığı dedik. Böbrek sağlığı neden önemlidir? Tabii böbrek şöyle bir organ, iki adet olmasına rağmen bir tek böbrekle bir insanı yaşatıyor. Ama böbrek şöyle bir organ, yaşarken bedenimizin oluşturduğu çöp diyebileceğimiz artık ve zehirli maddeleri, zararlı maddeleri düzenli olarak sürekli idrara katıp dışarı atmamızı sağlıyor. Yani yaşayabilmenin koşulu aslında akciğerler gibi, kalp gibi böbrekle hayati bir iş yapıyor. Düşünün ki böbrekleri çalışmayan bir kişi eğer diyaliz çağından önce yaşıyor olsaydı çok sınırlı bir ömrü olabiliyordu. Halbuki bugün tabii ki makinelerle böbreğin yaptığı işi yapmak mümkün oldu bugünkü teknolojimizde, ama tabii bu da her periyodik olarak haftada 2-3 gün belki sürekli makineye bağlanıp vücuttaki zehri makinenin alıp normal yaşantımıza dönmemizi sağlayacak boyutta. Neticede bir makineye bağlı yaşıyorsunuz. Ama şunu gördü tıp, hani suni olarak böbrek makinesi üretebildi ve bu nedenle belki kaybedilecek onlarca hasta, yani Türkiye çapında bildiğim kadarıyla bir 40-50 bin kadar diyaliz hastamız var halen hazırda aktif olarak diyalize giren. Bütün bu hastaların bir anda kaybını düşünün. Şurada COVID rahatsızlığından bile bir 3000-4000 arası kaybımız oldu bugün itibarıyla. Bir 50.000-60.000 diyaliz hastasının diyaliz makinesi yokluğunda kaybı ne kadar üzücü olurdu. Bu anlamda böbrekler olmazsa olmaz, çalışmazsa yaşayamayacağımız çok önemli organlar. En yalın haliyle yaşarken vücudumuzun ürettiği zehirli, toksik, atılması gereken maddeleri idrara karıştırıp, suya karıştırıp dışarı atmamızı sağlıyor. Bu da bizim hayatımızın devamı anlamında çok önemli. Bu nedenle böbrekleri gözümüz kadar iyi korumalıyız. Tabii ki bir gözümüz yetiyor, bir böbreğimiz de yetiyor. Ama unutmayın ki doğada her şey bir anlamda sigortayla çalışmış. Nasıl ki ikinci gözün varlığı ayrı bir anlam, derinlik katıyorsa görüntümüze, gördüğümüz nesnelere, böbreklerin de çift olması bizim hayata iki kere bağlanmamız anlamına geliyor. Onun için böbreklerde gözümüz gibi iyi bakmamız gereken organlar. Peki böbreklerimizi korumak için neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Çok önemli bir soru. Çünkü benim böbreğim çalışıyor diye hiçbir an düşünmeyiz. O zaten kendi işini yapıyor ve biz bu arada televizyon seyrediyoruz, işimizi yapıyoruz, sporumuzu yapıyoruz, kitabımızı okuyoruz. Ama böbrekler çalışıyor, uykuda bile çalışıyor. Yaptıkları iş o kadar önemli. Nelere dikkat edelim bu arada? Hani zaten kendi başına çalışıyor da biz ona zarar vermeyelim gibi ben bu soruyu anlıyorum. Bir kere tansiyonumuz yüksek olmayacak. Yüksek bir tansiyon böbrekler için gerçekten zehir. İkincisi böbreklerin rahat çalışması için günlük sıvı ihtiyacımızı ağızdan yeterli miktarda almamız lazım. Yani bugünkü koşullarda yaşam standartlarının da getirdiği su yerine meşrubat, su yerine kahve, su yerine çay bazen,
su yerine kolalı içecekler tüketilir oldu. Böbrek onlardan da istifade ediyor. Yani sıvı ihtiyacını onlardan illa alıyor ama ek bir işlemler, ek bir ayrıştırmalar gerekiyor. Bence bu böbreklere bir anlamda haksızlık etmek olur. Yani insan sevdiği çayı, kahveyi, Türk kahvesini, belki bazı meşrubatları, meyve sularını içebilir ama mutlaka su da içmeli. Yani böbrek de şunu diyebilmeli, oh saf ve temiz su hemen geldi gibi bir düşünceye sahip olabiliriz. O anlamda böbrekleri korumanın ikinci koşulu yeterli miktarda, düzenli miktarda sıvı almak. Hatta bunu biraz daha derinleştirmek isterim. Mesela evden çıkarken 2 bardak su içip bir daha akşam eve 8'de varınca 3 bardak su içmek de çok doğru bir davranış değil. Hani toplamda belki ben suyumu aldım diyebiliyorsunuz ama yani o arada çalışma süreci 8 saat 10 saat trafiğiyle yoluyla düşünürseniz ya böbrek de o arada belki bir öğlen çorbası veya çayı dışında bir sıvı görmüyor vücutta. Kolay gelen bir sıvı miktarı görmüyor. O zaman da işte aslında yoruluyor. Yani kişi diyebilir ki ben bugün 1 litre su içtim. İkisi sabah 2 bardak, 3'ü akşam 3 bardak ama arada sen 8 saat içmedin. Bir de sonra zaten 8 saat uyku olacak veya 6 evet. saat. Yani bu da çok şey değil. Uzmanların önerdiği, bizim okuduğumuz gün içi ayakta olduğumuz süreçte sıvı alımını düzenli, periyodik ve ara ara yapmamız gerekiyor. Yani bir sabah bir akşam yüklenmek, hatta daha kötü sadece akşam sıvıya yüklenmek çok da makbul değil benim gördüğüm. Demek ki böbreklerin korunması, iyi bakılması anlamında tansiyonumuzu yükseltmeyeceğiz. Tabii tansiyonu yükseltmemek sadece bir başlık. Tuzu az tüketeceğiz, sigarayı içmeyeceğiz. Evet. Böbreğe zararlı olan ilaçları iyi bilip onlardan sakınacağız. Çok ufak ağrılar için toksik bir takım ağrı kesicileri almayacağız. Yani ağrı kesicilerden belki %50'sinden fazlası düzenli kullandığında böbreğe zarar verebiliyor. Yani çok fazla böyle ilaç kullanımına gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz. Yani gereksiz ilaç. Başka bir şey için, yani bir baş ağrısı için, bir evet. ne bileyim kas ağrısı için hemen ilaca başvurmaktan bahsediyorum. Ve yani psikolojik olarak insanlar kendini iyi hissetmek için ağrı kesici alabiliyor. Onlardan bahsediyorum. Bazı antibiyotikler, bazı ağrı kesiciler böbreğe gerçekten düzenli zarar ve evet kümülatif alındığında, böyle düzenli olarak alındığında zarar verebiliyor. Temelde benim aklıma gelen bunlar öncelikle günlük yaşantımız için. Peki hocam şu anda Ramazan ayındayız ve tabii Covid günlerindeyiz de. Evet. Evde ve bazen kısıtlama günlerimiz oluyor. Yine önümüzdeki süreçte 4 günlük bir evet. kısıtlama dönemine gireceğiz. Hep evde olacağız. Evet. Ya peki Ramazan ayında sıvı tüketimi ve evde sıvı tüketimi nasıl olmalı? Tabii Ramazan ayında oruç saatleri dışında sıvı alımını mutlaka yerine koymak lazım. Yani eksik kalan sıvıyı mutlaka yerine koymak lazım. Bu aşağı yukarı 24 saate gene yayıp hani o gün 1 litre ve 2 litre ben su içtim mi diye değerlendirmek gerekiyor. Ama işte böbrek yetmezliği sınırında yaşayanlar, şeker hastası, tansiyon hastası da hani bunu yaparken iki kere düşünmesi lazım. Tansiyonun yükseltilmemesi, vücuda giren sıvının miktarının iyi değerlendirilmesi. Bunlar çok önemli gerçekten. Tabii korona günlerinde de COVID-19'la savaşırken de bilim insanları bol sıvı tüketmemizi de söylediler. Kesinlikle. O tabii virüsün belki daha kolay mideye itilmesi, evet. Belki seyreltilebilmesi, solun yolları, üst solun yollarına tutunmasının güçleştirilmesi anlamında akla yatkın gözüküyor. Zaten bu konuda uzmanlar söylüyor. Her koşulda doğru olduğuna inanmak durumundayız. Onun için sıvının bir de böyle bugünlerde ayrıca bir faydası var. Ayrı bir önemi ve tabii. faydasını tekrar görmüş. Hani dedik ya programımızın başında Arman Hocam, artık farklı bir yaşam kalitesine girmek zorundayız. Evet. İşte bunlardan biri de bu. Yani evet. bazen şunu duyuyorduk. Ben su içmeyi unutuyorum. Hayır, çok önemli. Kesinlikle. İşte bakın bir virüs tedavi savaşırken sıvı tüketin diyor bilim insanları. Kesinlikle. Çünkü sıvı her koşulda o bölgenin temizlenmesi. Vücudun zehrini atıyor dışarıya. Zehrini atıyor. Kanın sulanması, dolaşımı kolaylaştırıyor. Dolaşımın kolaylaşması demek vücudumuzun her köşesine ihtiyaç maddelerinin daha iyi aktarılması demek kan yoluyla.
yani sıvısız kalmış bir insanın bir süre sonra kanı bile koyulaşıyor. Bunlar da pıhtılaşmadan dolaşım bozukluğuna, beyne yeterli oksijen, protein gitmesinden, ne bileyim böbreklerin yeterli çalışmasına kadar birçok aksaklığı getirebilir bu konudaki aksaklıklar. Onun için bunu da gerçekten sıvıyı önemsemek lazım. Peki Arman Hocam, vücudumuz susuz kaldığı zaman vücuttaki işte bazı organlardan besleniyor diye duymuştuk. İşte vücutta sıvı olmazsa kemiklerdeki sıvıyı tüketir, böbrekteki sıvıyı tüketir. Ne kadar doğru? Yani şimdi vücudun sıvısız, sıvı alımının azaldığını, sıvının azaldığını algıladığı an böbrekler şunu biliyoruz. Böbrekler hızla idrar konsantrasyonunu arttırıyor. Yani 100 cc ile atacağı zehir maddelerini aşağı yukarı bir 50 cc ile, 40 cc ile atmaya çalışıyor. Bu çok koyu idrar çıkarmamıza sebep oluyor. Ayrıca da böbreklerin ekstradan fazla yorulmasına sebep oluyor. Bu açıdan gerçekten sıvı kısıtlanması önemli ve zor bir durum bizim böbreklerimiz ve bedenimiz için. Arman Hocam, böbrek hastalıklarında belirti ve bulgular nelerdir? O bir böbrek hastalığı kendisini ağrıyla ifade edebilir, ateşle ifade edebilir. Bu genellikle taşlı enfeksiyonlu durumlarda olur. Bir kanamayla, idrar yollarının kanamasıyla, idrarın kırmızı gelmesiyle belli edebilir. Bu bir taşta veya tümöral durumda belli olur. Halsizlik, bitkinlikle bile belli edilir. Çünkü üre kreatin yükseliyordur. Böbrek gerekli atabilmesi gereken zehirleri atamıyordur. O da kişide bir halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybıyla belirtebilir. Ağrılar genelde yan taraflarımızda, arka büğür boşluklarımızda olur. Yani ağrı, ateş, kanlı idrar, bunlar bir halsizlik bile bir böbrek hastalığının belirtisi olabilir. Altta yatan nedene bağlıdır bu bulgular. En sık karşılaştığımız biliyorsunuz böbrekte taş hastalıkları. Biz ülke olarak taş kuşağı dediğimiz böbrek taşı hastalıklarının çok görüldüğü ama genetik faktörler ama aldığımız sıvılarla ilgili bulunduğu bir kuşaktayız. Dolayısıyla bir üroloğun günlük pratiğinde en çok gördüğü, tedavi ettiği hastalıklar taş hastalıklarıdır. Bir taş hastalığı büyük oranda ağrı yapar. Bulunduğu tarafta, yan tarafta şiddetli ağrı yapar. Ama bazen taşlar öylesine büyük oluyor ki böbreğin içinde herhangi bir hareket alanı olmayacak kadar iri bir taşta yıllarca ağrı yapmayabiliyor. Çünkü ağrıyı doğuran taşın ileri doğru, aşağı doğru yapmış olduğu hareket. Evet, o çok şiddetli bir ağrı yapıyor. O zaman zaten kim olsa hastaneye koşar. Fakat büyümüş, irileşmiş, böbrekte takılıp kalmış, pek de oynayacak bir alanı kalmamış bir taş da öyle ciddi bir ağrı yapmayabiliyor ama enfeksiyon yapıyor, kanama yapıyor. O gene hekime bir şekilde geliyor. Taşlar öyle. Tabii biz düşen taşları, kanala inmiş taşları endoskopik yöntemlerle girip, görüp, içeride lazerle parçalayıp parçaları dışarı alabiliyoruz, yolu açabiliyoruz. Böbrek taşlarını ama dışarıdan şok dalgalarıyla, ama yandan direkt böbreğe kamerayla girip, içeride parçalayıp dışarı alarak, daha eski yıllarda gene de açık ameliyat yaparak temizliyorduk. Bu taş hastalıkları insanoğlu olduğu sürece her daim böbrekte karşılaşabileceğimiz en sık sorunlar. Enfeksiyonları genelde taşlara bağlı oluyor. Çünkü idrar akımı duruyor. Taş enfeksiyon üretiyor. Bir yabancı cisim olarak orada. Bunlar genelde bir şekilde sonunda yüz güldürücü hastalıklar. Tabii kanamayla kendini ifade eden bir de tümörler var. İster böbrek tümörü olsun, ister mesane kanseri olsun. Bunlar en sık yaptıkları bulgu olarak idrarın kırmızı gelmesidir. Kişi genelde ilk seferinde tabii kaygılanır, tedirgin olur ama geçtiğini görünce rahatlar. Ama ikinci, üçüncü kere mutlaka olur ve kişiyi hastaneye getirir. Tümörlerin tedavisi yüz güldürücü müdür diye sorarsanız, yani erken teşhis konduğunda tabii ki iyi sonuçlar alıyoruz. Yani hasta tamamen de bu rahatsızlıktan kurtulabiliyor. Ama zaman geçmiş, ilerlemiş, kapsülü dışına çıkmış, çevre dokulara iltisak etmiş tümörler temizlendiği kadar temizlenebiliyor. Arkasından da mutlaka bir kemoterapi veya radyoterapi gündeme gelebiliyor.
bazen organ kaybına gidebiliyor. Yani böbreğin, mesanenin alınması da söz konusu olabiliyor. Bütün bunlar böbrek ve devamının hastalıklarında karşılaştığımız bulgular ve temel tedavi protokolü bu şekilde. Böbrekler hem hastalıklarıyla hem sağlığıyla her an hayati organlar gerçekten. Bir böbreğinizi kaybetseniz sizi artık hayata bağlayan diğer böbreğiniz olacak. O da zaten bu işi yapabilmek için yıllar içinde, aylar içinde hızla irileşiyor. Biz buna böbreğin hipertrofisi diyoruz. İrileşerek o vücudun, o bedenin ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. O da işte tabiatın, Tanrı'nın bize bahşetmiş olduğu bir tür sigorta ve ek güvenlik sistemi gibi algılanabilir. Ama her iki böbreğinde çalışmadığı bir durumun hayatta kalmayla ilişkisi olamaz. Yani her iki böbreğin çalışmadığı durumda o beden yaşayamaz. Gene burada çok şükür makineler, diyaliz makineleri çeşit ve üst teknolojide bugün var. Ama işte hiçbir şey kendi organınız gibi, kendi sağlığınız gibi olmuyor. O sizi sadece bir anlamda hayata bağlıyor. Ama bir yandan da o makineye mahkum ediyor. Onun da tabii çözümü, her ne kadar biz kendi koşullarımızda yapmıyorsak, o artık ayrı bir uzmanlık üst branşı oldu. Böbrek nakilleri var. Böbrek nakillerinde de kişinin makineden kurtulması gündeme geliyor. Tabii nakledilen böbreğin de çok iyi bakılması, takip edilmesi, rejeksiyon dediğimiz doku retine karşı korunarak vücutta çalışmasının sağlanması çok önemli. Gene de tıbbın bize sunmuş olduğu bu imkanlar, teknolojinin bizi getirdiği bu imkanlar bir 40-50 yıl öncesine göre gerçekten olağanüstü. O açıdan tabii ki eskide göre böbrek hastaları bugünlerde çok daha şanslı diyebiliriz tabii ki. Evet, tabii böbrek hastalarımız şu anda şanslılar ama hocam biz de böbreklerimize iyi bakmak mecburiyetindeyiz. Şu anlattıklarınızı böyle o kadar dikkatli dinliyorum ki yani biz bazen de farkında olmadan, farkında değiliz yani, kıymetini de bilmiyoruz. Tabii tabii. Yani mutlaka bir hastalık mı olması gerekiyor bir şey kıymetini? Maalesef öyle. Kişi bedeninin, bedeninde her şeyin yolunda gittiğini zaten anlamaz. Yani herkes görevini yapıyordur içeride. Sana sunulan, uyanıp işte karnın acıktığında bu ihtiyacını giderip sonra işine gücüne koşturup sonra tekrar beyin yorgunluğuyla uyku saati, dinlenme saatine dönmek. Ama işte arada olan o harika işlerin görünmezliği değişik. İnsanoğlu anlamıyor. Bunu hekim de olsa anlamıyorsunuz. Olsanız anlamıyorsunuz. Bir anlamda bu hani alanımız değil ama emniyet gibi bir şey. Yani emniyetçilerimiz şunu der, bilirsiniz. Yani emniyet çalıştığı zaman hiç anlamazsınız. Ama çalışmadığı zaman çok anlarsınız. Evet. Sorun yokken sanki işleri yok gibi gelir. Halbuki çalışmadıkları zaman ne kadar çok iş yaptıklarını da görürsünüz. Bütün iç organlarımız böyle bence. Biz de tabii tedbirlerimizi alacağız. Mesela yardım sigara. Tabii, sigara içmeyeceğiz. Tansiyonumuzu yükseltmeyeceğiz. Aşırı kilo almayacağız. Biraz hareketli bir hayat süreceğiz. Evet, ki şu süreçte hocam olduğu kadar. Korona günlerinde evdeyiz. Evde nasıl hareket edeceğiz? Vallahi çok zor. Yani tabii ev içi spor aletleri var. Şu var, bu var ama yani tabii yaşlı insanların yaş yapması üstü, çok zor. Şöyle 65 yaş üstü büyüklerimiz geçen hafta sokağa çıktılar. Evet, evet. Ben Kadıköy'de oturuyorum Arman Hocam. Camdan baktığımda böyle ellerinde bastonlarla işte arkadaşlarıyla tabii sosyal mesafeyi de koruyarak yürüyüşler yapıyorlardı. Evet. Yüzlerindeki o mutluluk ifadesi gerçekten çok güzeldi. Evet, evet. Çok ben motive gördüm. Özellikle kendi çevremde de, özellikle ekranlarda da. Yani çimenlerde yuvarlanan 65 yaş üstü insanlardan sahilde yürüyüş yapanlara kadar. Yani onların da tabii koşulları zor bu süreçte. Evet. Hani evde bir yatakta uzanırken bisiklet pedalı çevirme hareketi, işte ayaklarını otururken kaldırıp indirme hareketi, evde yapılabilecek onlar. Sonuçta o insanların bantta koşmasını bekleyemezsiniz. Veya suni bisiklet üzerinde pedal çevirmelerini bekleyemezsiniz. Umarım bir an önce bu zor günlerden
sıyrılıp herkesin sokağa çıkıp kendi sağlığı için gereken eforu, egzersizi yapabileceği günlere bir an evvel kavuşalım. Çünkü korkum şu ki bu iş uzadıkça bu kez kalple ilgili, pıhtı atmayla ilgili hareketsizliğe bağlı bir takım hastalıkların artması da belki gündeme gelir. Şu ana kadar çok görmedik veya duymadıysak da bunlar da bir risk. Veya psikolojik sıkıntı nedeniyle tansiyonun yükselmesi gibi. Yani bunlar o yaş grubumuz için gerçekten çok ciddi sorunlar. Evde yapılabilecek egzersizlerle şu an için idare etmek zorundalar. Ama umarım en kısa sürede onlar da özgürlüklerine kavuşur. Sağlıkları için bir emek, çaba gösterme pozisyonuna gelirler. Evet Erman Hocam. Evet, sigara dediniz az önce konuşmanız evet. İçerisinde. Sigara içmeyecekler dediniz. Peki sigara kullanımının böbrek işleminde olumsuz etkileri nelerdir? Çok nettir. Bir kere sigara yıllar içinde damar sertliği yapar. Evet. Aterosklerotik plaklar yapar. Damar sertliği eşittir yüksek tansiyon. Yüksek tansiyon olan bir insanda bütün damarların bozulma hızı çok ivmelenir. Ve bir hocamızdan duymuştum. İnsan damarlarının yaşındadır. Yani bir nüfus cüzdanımızda yazan kronolojik yaşımız var. Bir de sağlık yaşımız var. Sağlık yaşımızı şöyle tanımlıyordu hocamız. İnsanoğlu damarlarının yaşındadır. Yani damarlar ne kadar iyi korunmuşsa o kadar gençtir. Ne kadar kötü bakılmışsa, sigarayla, kolesterolle, hareketsizlikle, kiloyla, beslenmeyle ne kadar hırpalanmışsa damarlar o kadar yaşlıyızdır. Dolayısıyla sigara damarları çok bozulma anlamında hızlı bir hasara uğrattığı için sigara bütün damarları bozar. Beyinden göze, gözden böbreğe, böbrekten kalbe, ayak parmak uçlarımıza kadar vücudu bir anlamda mahveder. Onun için sigaranın hani vücutta zarar vermediğini gösterebileceğimiz bir organ yok bence. Dolayısıyla sigara yani artık umarım yeni nesilde de hiç aranmayacak, unutulacak bir şey olur. Ama hocam o kadar kötü bir süreç ki sigara içme oranı ilkokul çağlarına kadar düştü. Yani maalesef. İnanmak yani, istemiyorum diyeceğim. Evet, yani inanmak istemiyorum. Umarım öyle değildir. Görürsem de müdahale ediyorum ama yani ilkokul yaşı tabii şimdi ilkokul 8 seneye çıktıysa hani 13-14 yaşında evet yok yani hiç içilmemesi idealidir ama yani çocukların içmesi çok çok büyük hata, çok çok büyük suç, ona temin eden de büyük suç, yani bu bir 30-40 yılın belki özentisiydi ama artık bunun yeri de kalmadı dünyada. Evet. Hani sigaraya özendirici bir reklam kalmadı, bir film kalmadı. Biliyorsunuz eskileri de... Tabii yasaklar da var. Tabii eski filmlerde de onları buzluyorlar, görüntüyü yok ediyorlar. Ama yani inşallah sigara şirketleri tası tarağı toplayıp başka bir sektöre geçerler. Söyleyebileceğim bu. Maalesef hastalarımız bazen de hayatlarını kaybedebiliyorlar sigaradan dolayı ama... Sigara şirketleri onların yerine tekrar içiciliği rahatlıkla bulabiliyorlar. Bu da gerçekten çok üzücü bir tablo. Hani içmeyen biri için acaba niye içer ki insanlar diyebiliyorsunuz. Yani bunu söyleyenlerden biriyim ben. Hayatımda evet. Sigara kullanmadım. Evet. Sigara kullanan insanlar acaba neden sigara içerler diye düşünmüşüm. Yani olabilir. Şöyle söylüyorum ben tabii de hastalarımıza. Tabii alışkanlık olabilir. Tabii olabilir. Alışkanlıklar var. Bırakamıyordur. Psikolojik bağımlılık. Psikolojik bağımlılık, ruhsal bağımlılık var. Hani onu içince kendisi bir nebze iyi hissediyor. Ama şöyle bakmak lazım. Yani onu içmek o anda, o sigarayı yakmak sizin hangi tür ne sorununuzu çözebilir? Hayat aynı şekilde devam ediyor. Hatta sigaranın getirdiği zorluklarla devam ediyor. Bunu da düşünmek lazım. O anlamda söyledim. Evet, yani bütün hastalıkların aslında ana kaynağı obezite. Sigara diyoruz, tütün kullanımı diyoruz. Lütfen dikkat edelim. İşte bilim insanlarımız, hekimlerimiz, doktorlarımız her platformda dile getiriyorsunuz bunu. Kesinlikle. Kaliteli bir yaşam içerisinde sigaradan uzak durun. En büyük dezavantajımız. Obeziteden uzak durun. Bizim bu söylediklerimizi zaten bütün hekimler söylüyor. Evet. Ama içen hekimler çok kötü örnek oluyor. İşte orada yapacak hiçbir şey kalmıyor yani. Hem içmeyin diyor hem de içiyor. Mesela verem hastasına
KOAH hastasına sigarayı bırakman lazım diyor. Çıkıyor sonra kendisi içiyor. İşte bunu da gören hasta, yakını, çevresi diyor bak sen de içiyorsun ama. Yani o bir referans oluyor. Ya doktor bile bu kadar aleyhte konuştuğu halde içiyorsa yapacak bir şey yok ben de içeceğim gibi bir rahatlatıcı yönü var psikolojik olarak. Ben hep şunu söylerim. Yani yaktığınız an önce şunu düşünün. Bunu içip bitirdiğim zaman benim hangi zorluğumu aşacak, hangi problemimi çözecek ve hayatımı ne anlamda kolaylaştıracak? En azından bunu düşünmek lazım. Bu belki engel olabilir. Evet. Ve diğer bir yine konuşmanızın arasında geçirdiğiniz konu hipertansiyon dediniz evet, Arman evet, Hocam. Evet. Peki hipertansiyon ve böbrek ilişkisi nedir? Böbrek tabii ürettiği idrarın, içine kattığı zehirlerin ve bu işi yaparken kullandığı idrarın temeli olan sıvının gelişini kan damarlarından alır. Yani çok büyük kan damarları böbreğe girdikçe incelir, dallanır. Onlar da sonsuz sayıda küçük kılcal damarlara dallanır ve bir geçişken kürenin içinden o kanlardan böbreğin içine hem sıvı hem atılması gereken kandaki zehirler hepsi toplanıp yoğunlaştırılıp mesaneye gönderilir ve mesaneden dışarı atılır. Dolayısıyla hipertansiyon böbreğin ana damarlarından kılcal damarlarına kadar zehirdir. Yani hem sigara hem hipertansiyon zehirdir. Kılcal damarların bozulması demek böbrek işlevlerinin de yorulması, azalması anlamına gelir. Bu kez işte böbrek aynı işi yapmak için iki katı çaba sarf eder ve bütün bunlar yıkımdır böbrek için. Az önce söylediğim gibi hani insanın sağlık yaşı damarlarının yaşındadır dedim ya. Orada işte sigaranın ve hipertansiyonun böbrek damarlarına vermiş olduğu hasar aslında böbreğin çalışmasını da zorlaştırır, güçleştirir, sonunda da felç eder, durdurur. Dolayısıyla hipertansiyon bir beyin, bir göz, bir kalp gibi damarları bozup o organları nasıl paralize ediyor, felç ediyorsa böbrekleri de aynı şekilde yapabilir. Böbreklerin temel çalışma mekanizması vücuttan atılacak çöplerin suyunu ve zehirleri kanın kendisinden alır. Çünkü kan orada dolaştıkça onları böbreğe verir, böbrek de toparlar, yoğunlaştırır, paketler, idrar torbasına salar. Bu şekilde çöp sistemi olarak atılır idrarımızdaki zehir. Bu iş için bir miktar su kullanılır. Evet. Suyun kaynağı kanın içindeki sıvı, su. Zehir kanın içinde taşınıyor, böbreğe teslim ediliyor aynı çöp kamyonları gibi. Dolayısıyla sizin böbrek damarlarınız hipertansiyona bağlı bir hasar gördüğü zaman böbreğinizin işlevi de azalmış oluyor. İş yapabilme kabiliyeti azalmış oluyor. Dolayısıyla hipertansiyon da bütün organlar gibi böbrek için ciddi bir zarardır. Türkiye'de her zaman hipertansiyon cemiyetleri şunu söyler. Böbrek diyaliz hastalarının en sık sebebi yüksek tansiyondur. Böbreklerinizi korumak için tansiyonunuzu düşürün. Zaten deniyor. Bu bilimsel olarak da kesin bir veri. Tabii hipertansiyona yol açan nedenler, egzersiz yapmama, kötü beslenme, obezite, sigara, ailevi yatkınlık var. Tabii kolesterol ve yüksek tansiyona. Bütün bunlar böbreklerin aleyhine şeyler. Buradan da şuraya sıçrayabiliriz. Hani hipertansiyona bağlı ve onun sonuçlarıyla gelen hastalık ve ölümlere bakarsak bir insanın tansiyonu ne kadar düşük ise bu anlamda o kadar uzun yaşıyor. Tabii ki bir trafik kazası, bir kanser hastalığı veya başka bir şey evet. geçirmediğini varsayıyorum. Kişinin tansiyonu ne kadar düşükse o kadar uzun yaşar. Tabii ayakta kalacak kadar düşük olacak. Yoksa çok düşürüp bayılmanın da yürütülebilirliği tabii yok. Tabii ki kendi ya. Sağlığı. Peki şeker hastalığı hocam? Şeker direkt hastalığı damarlara mı? Etkili. Yüksek şeker dokudaki bütün hücreleri zehirliyor. En çok da hassas olanlar damar duvarı hücreleri. İşte orada plakların oluşması, kolesterol plaklarının oturması, bütün o kılcal damar ağının bozulması yüksek şekere bağlı olabilir. Yani yüksek şekeri şöyle düşünmemiz lazım. Şeker vücutta her organa lazım. Ama 100-120 şeker lazım. Hani kan düzeyi olarak 300 şeker lazım değil. Şimdi kolesterolde de aynı şey var. Tartışma oluyor.
bazen yanlış yönlere çekiliyor. Yani kolesterol önemli aslında, yapı taşı. Evet, yapı taşı. İşte atıyorum 110 kolesterol vücudumuza lazım. Hücreler oradan steroid alacak. O kolesterolden kendi yapı taşlarını üretecek. Yeni hücreler oluşacak. Ama 300 kolesterol veya trigliserit bize lazım değil, zehir. Şuraya geliyoruz. Her şeyin doğal miktarlardaki düzeyi, üst ve alt sınırın altında olmak kaydıyla zaten vücudumuza lazım. Ama yüksek doz bir kolesterol, yüksek doz bir kan şekeri kanda dolaşıyorsa o bize lazım değil. O bize zehir. İnanın bir günde 2 litre su için diyoruz. Ama siz 12 litre içerseniz ölürsünüz. Hayır, ölüyorsunuz. Yani çünkü o aldığınız sıvıyı karşılayacak sodyum vücutta yok. Beyinde ödem gelişecektir, kalpte aritmi olacaktır ve su zehirlenmesinden ölüm olacaktır. Demek istediğim şu, bütün yapı taşı maddeler, ihtiyaçlarımız belli limitlerde bize lazım. Bunun aşırısına kaçtığınız an onları zehir olarak görebilirsiniz. Su dahil. Yani bir insanın 3-4 litreden, 5 litreden fazla su içmesi, o da bir sağlık problemidir. Katiyen önermeyiz. Olaya böyle bakmak lazım. Armağan Hocam, tabii vücudumuz bir fabrika gibi. Fabrika gibi çalışıyor. Peki idrardan bahsedecek olursak da, tabii böbrekteki sıvılar idrar yoluyla atılıyor dışarıya. Zehire atıyoruz diyoruz bazen de. Peki idrarın rengi hastalıkların habercisi olabilir mi? İdrar rengi nasıl olmalıdır? Kesinlikle. İdrarın rengi değişkendir. Temel olarak sarıdır. İçindeki urobilinojen dediğimiz madde nedeniyle, ki o da böbreğin attığı bir zehir grubu, sarı rengi alır. Ama bu sarının da tonları olur. Bazen çok açık sarı, hatta şeffaf suya yakın olabilir. Bu kişinin çok su içtiğini veya bir takım idrar böbrek hastalıkları olduğunu gösterir. Ve idrarın koyu sarı, belki de biraz pembeye, kırmızıya çalar renkte kabi olması, kişinin çok az sıvı aldığını gösterebilir. Bazen idrara kan karıştığından renginin koyulaştığını düşündürebilir. Bu konuda uyanık olmak lazım. Kişinin idrarının kırmızı olması başlı başına bir problem. Kat'i ve kesin olarak söylüyorum. Normalde bir insanın idrarı kırmızı çıkmaz. Çıkıyorsa mutlaka idrara kan karışıyordur. Nereden karıştığını ve niçin karıştığını çözmek, bulmak tabii ki hekimin işi, üroloğun işi. Böbrekten itibaren idrar yolunun ucuna kadar herhangi bir aşamada anatomik olarak bölgede idrara kan karışabilir. Bu yol boyunca olan bir taş, yol boyunca olan bir enfeksiyon hastalığı, yol boyunca olan bir tümöral oluşum kanama yapar. Çünkü taş serttir ve iç tarafı duvarı tahriş ettiği için damarları bir anlamda yırtar ve kan karışabilir. Enfeksiyonda damarlar kızarır, şişer, ara ara çatlar, o da idrara kan karıştırabilir. Ve tümör, bütün böbrek tümörleri, mesane tümörleri, tümörün kitlesi ve artan damarlanma nedeniyle de çatlaklar oluştuğunda idrara kan karışmasına sebep olabilir. Buradan hani kötü hastalık, iyi hastalık gibi anlamamız ancak radyolojik teknik filmlerle yapılabilecek bir ayrım. Katiyen idrarda kan olması kanser demek değil, ama insanda da ara sıra kan çıkar canım idrarda da doğru değil. Kan gördüğünüz zaman mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmanız şart. O size nereden, nasıl olduğunu, neden kaynaklandığını ve çözümün ne olduğunu söyleyecektir. Burada kanı görünce ben bittim, çok kötü bir şey bu dememek lazım. Veya ne oldu, bir kere oldu geçti dememek lazım. Mesela tümörlerde mutlaka bir ay sonra, iki ay sonra bir daha bir kanama oluyor. Ama arada geçen süreçte tümörün hacmi büyümüş oluyor, kat ettiği yol büyümüş oluyor. Onun için bence ilk kanamada üroloji hekimine başvurmak çok doğru olur. Burada akılda kalması gereken en önemli nokta bu. Bu anlamda ben toplumumuzun daha duyarlı olmasını isterdim. Normal idrarın rengi açık sarı mı olması gerekiyor? Tabii ki açık sarı renklidir. Bir spektrum gibi, yelpaze gibi en açık sarı, hatta şeffaf sudan kıpkırmızı idrara kadar gidebilir. Açık sarı doğru. Biraz koyulaşması, sıvının alınmasının azaldığını gösterebilir. Pembeye çalıyor olması da hemen kan olayını akla getirmelidir.
Bunlar gerçekten önemli. Çünkü çocuklarda da anneler genelde hep idrarlarına dikkat ederler. Bakalım, ki tabii, hani tabii. Rengi nasıldır diye. Tabii, çok önemli. Bu anlamda insanların dikkatli olması bazı hastalıklar açısından, erken teşhis açısından gerçekten çok önemli olur. Ve idrar yanmaları oluyor hocam, o neden oluyor? Temelde enfeksiyonlar, sistitler, bazen taşlar idrar yaparken yanma şikayetlerinin en sık sebebidir. Dolayısıyla normalde bir insan idrarını yaparken bir eziyet duymaz. Bir acıma, acışma, yanma duymaz. Ama bu oluyorsa mutlaka bir enfeksiyon, bir taş, bir sıkıntı vardır yani. Onun da bir haberci midir yani? Tabii mutlaka bir şeyin habercisi, bir problem olduğunun belirtisidir. Onu da hani çok önemsememek doğru değil bence. Kanama kadar böyle ciddiye alınmayabilir ama onun da bir çözümünün yapılması lazım. Çünkü bazen enfeksiyonlar yapışıp kalıyor, hayat boyu sürüyor, tekrarlıyor. O açıdan bir yanma olduğunda da bence erken, etkin, zamanında çözüm önem arz ediyor efendim. Bununla beraber tabii idrar yolu intihapları da var hocam. Evet, yani bütün böbrekten mesaneye kadar yanma yapan, kanama yapan, üşüme, titreme, ateş yapan idrar yolu enfeksiyonları değişik düzeylerde karşımıza geliyor. Nispeten tedavileri kolay ama buna sebep olan, kolaylaştırıcı olan bir taş varsa, ciddi bir böbrek tıkanıklığı yapıyorsa o zaman taşın da temizlenmesi gerekiyor. Yani bizde taş, tıkanıklık ve enfeksiyon hepsi birbirini tetikler. İdrar rahat akmıyorsa taş oluşur, enfeksiyon oluşur. Taş varsa idrar rahat akmaz, birikim olur, enfeksiyon oluşur. Enfeksiyon varsa taş oluşur. Hepsi böyle birbirini tetikleyen şeyler. Taş, enfeksiyon ve idrar akımı. Hani akan su temiz olur, kir tutmaz deriz ya. İdrar da gerçekten akabiliyor olması lazım böbreklerden sonra. Eğer bir tıkanıklık, darlık, taş varsa o zaman hemen bir enfeksiyon, hemen bir taş oluşumu provoke oluyor, oluşuyor. Bunlar da sonra geri dönüp gene enfeksiyon yapıyor. Orada bir sarmal var. Bu tip şeyleri ürologlar zaten çok hızlı bir şekilde tanır, bulur ve çözümüne gider. Önemli olan hastalarımızın bu konuda uyanık olması. Ve Arman Hocam, bazı insanlarda şu da var, idrar sıkışıklığı da var. Peki idrar sıkmanın zararları var mıdır? Şimdi çok uzun süre tutmak belki hani genç yaşlarda çok önemli olmayabilir ama yaş ilerledikçe mesadeki idrarın uzun süre tutulması böbreklerin de idrarı tahliye edip itmesini zorlaştırabilir. Bu anlamda önemli. Bir de bazen mesane hacmi küçülmüş, duyarlılığı artmış insanlar var. Bunlar da belki normal bir insana göre çok daha bir az idrar miktarı mesanede biriktiği halde lavaboya giderler. Sebebi şudur, yapısal olarak veya duyusal olarak sinirler nedeniyle mesane çok daha az bir idrar dolumuyla kişiyi uyarır. Sen doldun, ben lavaboya git boşalt tarzında. Bunlar da tabii hekimler ultrason, endoskopi yöntemleriyle iyi ayırt edip ona göre ilaç tedavileri, çok ileri vakalarda belki cerrahi olarak mesaneyi büyütme tedavileri yapabilirler. Nörolojik bir hastalık varsa onun tedavisini sağlayabilirler. Tabii çok tutmak iyi bir şey değil. Belli periyotlarla azaltmak, boşaltmak lazım. Ama çok sık da gitmemek lazım. Çünkü sonuçta mesane doldukça hacmini koruyan bir organ. Eğer siz yarım saatte bir lavaboya giderseniz mesane de yıllar içinde küçülecektir. Bu anlamda biraz mideyi de andırır. Hani çok yiyince miden büyür ama az yedikçe kolay doyarsın gibi düşünün. O açıdan mesanenin hacminin normal düzeylerde tutulması önemlidir. Bütün bunlar üroloji uzmanlık alanının içinde. Bir kişinin kendi başına çözemeyeceği ama fark edebileceği sorunlar. Bu gibi durumlarda üroloji uzmanıyla konuşmak, derdini anlatmak gerçekten önemli. Önemsemek lazım. Peki, idrar kaçırma neden olur? Değişik nedenlerle olabiliyor. Yani yapılan bayanlarda doğumlar, kilo artışları, postmenopozal dönemdeki hormonal bozukluklar, erkekte geçirilmiş prostat ameliyatları veya prostatın kendisi, hani yapamayıp aşırı dolup taşma tarzında idrar kaçırmalar. Onlar da bizim üroloji pratiğimizin çok sık hastalık grubu. Ayrımları, sebeplerini ortaya koymak kolay, hızlı ve neticede yapılması gereken de kendini hemen ortaya koyabilecek hastalık grubu.
bu tip şeylerde de bence üroloji uzmanını bu konuda bilgilendirip sorunun yakalanması ve çözümü mümkün. Bunlar bizim genelde yüz güldürücü dediğimiz, sonuçlarının iyi olduğu, iyi sonuç aldığımız, hızlı sonuç aldığımız, hastanın da sizden memnun ayrıldığı hastalık grupları. Onun için bence çekinmeden rahatlıkla hastalarımız bu tip şeyleri iyi gözlemleyip uzman hekimlerimize başvurabilirler. Peki belli bir yaş oranı var mıdır idrar kaçırma? O her yaşta bazen olur. Bazen şurada oluyor. Utanabiliyorlar da yani. Kesinlikle ama bakın yani bir çocuğun tuvalet alışkanlığı, gece kuru kalması 3-4 yaşından sonra başlıyorsa diyelim, 5 yaşından insan ömrünün gittiği yere kadar idrar kaçırma şikayeti herhangi bir dönemde olabilir. Utanmadan söylemek lazım. 90'lık bir dede de idrarını kaçırabilir, var. 5 yaşında bir çocuk da uykuda altını ıslatabilir, var. Bunlar da bir şekilde ürologlar tarafından tedavisi, yardımı olabiliyor. Ya, bence saklamamak. Hepsinin de tedavisi var. Kesinlikle. Ve neticesinde de yüz güldürücü sonuçlarla ayrılıyor. Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. O açıdan işte tabii biz toplumsal ahlaki geleneklerimiz nedeniyle idrar kaçırma üzerine çok da hassasız. Yani bunu gidip bir hekime itiraf etmek, evet, çocuk için çok zor, anne için çok zor, kişisi baba için zor. Ama işte hani gidip söylemek lazım. Sonuçta bu odada kalıyor ve bu odada konuşuluyor. Hekim hiçbir zaman yargıç, savcı değil. Hani sizi sen idrar kaçırıyorsun tarzında suçlamayacaktır. Zaten hasta derdini anlatıyor. Çözümüne bakacaktır. Bence artık bunu yıkıp, yani bu bir sağlık sorunudur, gidip konuşmamız lazım. Çocuğu da bu anlamda ikna etmek lazım. Anne babaların da bu konuda rahat olması lazım. Hekime anlattığınız zaman hani derdini söylemeyen dermanını bulamıyor. Ama söyleyeceğiniz kişi derdinizi hastane dışındaki, parktaki insanlar değil, gelip buna hekimlere anlatacaksınız. Hekimi. Evet. Ki Avrasya Hastanesi'ndeki hekimlerimize gerçekten işlerinde çok profesyonel, çok da duyarlı ve sizden gibi hocam ve hekimlerimiz, bilim insanlarımız olduğu süreçte de bu anlattığımız konularda yüz güldürücü sonuçlar olmaması mümkün değil. Çok teşekkür ediyorum. Size de başarılar diliyorum. Bize zaman ayırdınız, kendimizi ifade etmemize fırsat tanıdınız. Ama inanın bunlar hep toplumumuzun lehine giden, evet, toplumumuz için bir katma değeri oluşturan ve birçok insanı da belki derdinden kurtaracak olan çalışmalar. Sizin de bu anlamda toplumsal hizmet anlamındaki bu çabanız bence çok takdir edilmesi gereken önemli bir çaba. Çok teşekkür ediyorum Arman Hocam. Beğenmiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı Kanal 58 izleyenlerimize de tabii çok güzel mesajlar verdiniz. Çok güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum. Evet, kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızın bu haftada sonuna geldik. Üroloji uzmanımız Operatör Doktor Arman Çiftçi bizlerle birliktelerdi. Arman Hocam'la çok güzel konuları konuştuk. Böbrek hastalığından idrar yolu enfeksiyonlarına kadar birçok konuya değindik. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Siz değerli Kanal 58 izleyenlerimize ise bizlerden ayrılmamanız ümidiyle hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın efendim.